Evet yukarıdaki parabolün simetri ekseni x eşittir 1 doğrusuymuş. Arkadaşlar simetri ekseni neydi? x eşittir r doğrusuydu bizim simetri eksenimiz. O zaman bu parabolün bizim r diye ifade ettiğimiz değeri kaç eşittir? 1 eşittir. Peki devam edecek olursak işlemimize. Buradaki parabolün denklemi lazım. R üzerinden M değerini bulacağız. Peki R dediğimiz değerimiz eşittir. Eksi B bölü 2A'ydı arkadaşım. Devam edecek olursak eksi B dediğimiz ifade M artı 1 m artı 1 bölü 2 çarpı A değerimiz de 1'dir. Bu değer kaça eşitmiş arkadaşlar? 1'e eşitmiş. Peki. İşler çarpma yapıp ifadeyi düzenleyeceğiz. Yalnız şuradaki eksi 1'i unutmayalım lütfen. Onu yukarıya yansıtıyorum. Eksi M eksi 1 eşittir. İşler çarpma yaparsak 2 eşit olacaktır. Bu ifadeyi buraya attım. Eksi 3 M'yi de karşı attım. Artı M olarak değişti. Demek ki M değerimiz eksi 3'müş arkadaşlar. Bu hatırlıyorsanız kat sayımız pozitif olduğu için kolları yukarı doğru olan bir neydi? Paraboldu arkadaşım. Bize bunun en küçüklerini soruyordu. En küçüklerini nereden buluyorduk? K değerinden buluyorduk. Peki şimdi K'yı hesaplayacağız sayın arkadaşım. Götürelim. Fonksiyonda M gördüğümüz yere değerini bir yazalım ilk önce. Yazacak olursak fx eşittir. x kare eksi 3 yazarsam eksi 2x eksi 3 yazarsam eksi 12 olarak karşımıza çıkacaktır. Yani bizim fonksiyonumuzun denklemi buymuş. Bize k'yı soruyordu. k ne eşitti? f r'ye eşitti arkadaşlar. O da f1'di. r değerimiz çünkü 1'di. Peki f1'i ve hesaplayalım. 1 yazarsam 1 eksi 2 eksi 12 İşlemimizin sonucu x 13 olarak karşımıza çıkacaktır. Doğru cevabımız A seçeneğidir.